ihtiyar Betüş evden gitti mi? Ben çıkarken evdeydi. Ya çocuklar? Çileyi bilmem. Ama Cem'le Ceren evde benimle kalırlar. Şu sinirim geçsin. Onları da arayacağım. Amma da abartmışsınız yani. Bir flüt için bu kadar kıyamet koparmaya değer mi? Ne abartması ya? Ne abartması? Artık böyle uysal, sakin baba rolü oynamaktan bıktım, usandım be. Yeter be. Oğlum sakın, tamam, bağırma. Ne sihir yaparmışım. Aa, Dudu. Dudu ya, Dudu ya. Ha, beni görmeye geldin değil mi? Seni niye görmeye geleyim? Sen kimsin? Ben seni tanıyor muyum bir kere? Ben Sadık'ı görmeye geldim. Kızıma el kaldırmanın ne demek olduğunu ona göstermeye geldim. Bana bakın, siz bu işe karışmayın, tamam mı? Ha ha ha! Öyle de bir karışırım ki. Sana öyle bir ders vereceğim ki Sadık, izini ömür boyu yüzünde taşıyacaksın. Aman çok korktum. Dudu, lütfen şirketi... Sen karışma bir kere, sen karışma. Sus, sesini kes. Zaten hıncım sana geçmedi. Defol buradan. Beni şirketimden kovuyor. Ne haliniz varsa görün. Yok ol! Ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın kayınvalide bozuntusu? Hadi görelim. Aldın, kal! Bana bak. Bu yumruğu yediririm sana kaynana. Tamam mı? Gücüm bana yetmez. Hadi yürü! Kendi yarattığın canavar bana saldırıyor. Bittin sen Sadık. Bittin. Bence annem artık çok ileriye gidiyor. Daha fazla dayanamayacağım. Ne kadar kızarsan kız, ona kıyamıyorsun değil mi Betüş'üm? Hala onu çok seviyorsun. Tabii ki onu çok seviyorum. Ama bu sabah yaptıkları inanılmazdı. Kızım, hani belki başka bir şeye kızmıştır, sinirlenmiştir. O yüzden size öyle davranmıştır. Yok canım, ben Sadık'ı çok iyi tanıyorum. Ne olursa olsun, başına ne gelirse gelsin bize öyle davranmazdı. Madem bunlar Sadık'tan beklenen şeyler değil, o zaman ben haklıyım. Bunun içinde bir bit yeniği var. Ne gibi yani? Söylemeye dilim varmıyor ama mesela Dudu. Yok canım, yok. Son zamanlarda aldığı cezalardan sonra Betüş'le Sadık'ı ayırmaya cesaret edemez. Korkar, korkar. İyi de şu anda ona kim ceza verecek? Tabii ki ben. Sen hastasın Perihan. Sihirlerin yok. Dudu'yu tanımaz mısın? Bunu bile düşünmüştür o. Olabilir. Hem demin Sadık'la kavga ederken ne dedi duymadınız mı? Kendi yarattığım canavar bana saldırdı dedi. Ya. Babam haklı. Bu işte kesin annemin parmağı var. Dudu, ben hastayken bile bana bunu yaptıysan, bana sırf bu yüzden iyi davrandıysan cezalardan ceza beğen. İyi de nasıl ceza vereceksin? Daha iyileşmedin ki. Dur şimdi, dur. Biz sanki hiçbir şeyden haberimiz yokmuş gibi davranalım. Yani ondan şüphelendiğimizi anlamasın. Sen beni Periliçe'ye götür. Beni iyileştirmek için güçlü bir sihir yapar eğer durumu ona anlatırsak. Eğer bütün bu tahminlerimiz doğruysa annene haddini bildiririz kızım. Tamam da umarım çok geç olmaz Perihan teyze. Annemdir. İçin rahat olsun kızım. Bir güzel dersini verdim. Gördük anneciğim. Biz buradan sihirli aynadan her şeyi seyrettik. Çok iyi etmişsin Dudu. Kızımızı üzmek neymiş anlamıştır. Hem de fazlasıyla. Aa, nerede torunlarım? Nerede çocuklar? Onlar burada diye sihirsiz geldim kapıdan. Eda'nın odasındalar anne, yukarıdalar. İyi, hadi git çağır onları. Şöyle herkes buradayken ailecek güzel bir yemek yiyelim ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.